Daha dün gibi hatırlıyorum. Oğlum doğmuştu ve hepimiz çok heyecanlıydık. Birçok şey olup bitiyordu. Ortamda çok fazla duyguseli vardı. Ama fark ettiğim şeylerden bir tanesi hemşirenin onu alıp temizlemesi ve sonra çok önemli olan bir şeyi yapmasıydı. Steteskop dediğimiz küçük aleti aldı. Bir ucu kulaklarında, diğer ucuysa küçük oğlumun göğsündeydi. Sonra oğlumun kalp atışını dinlemeye başladı hemşire birazdan size dinleteceğim gibi bir ses duymayı umuyordu. Söz konusu olan bir yeni doğan olduğu için kalp atışı elbette bundan çok daha hızlı olacaktı ama hemşire genel olarak lub dub sesini duymayı bekliyordu. Lub dub, lub dub. Bu ses bize kalbin işleviyle ilgili bir şey anlatır. Peki hemşirenin duyduğu şey şöyle bir ses olsaydı, elbette bu duymak istediğimiz bir ses değil. Bu ses sanki kan gitmemesi gereken bir yere doğru fışkırıyormuş gibi. İşte bu tam da ventriküler septal defekt denilen hastalıkla doğan bebeklerde görülen durumdur. Ventriküler septal defekt, evet, evet pardon yazması biraz zor oldu ama başardım. Söylemeyi de başardım, yazmayı da. Ventriküler septal defekt. Bunun ne anlama geldiğine bakalım. İsmi bölersek ventriküler karıncıkla ilgili demek. Sol karıncığımız yani LV ve sağ karıncığımız yani RV var, değil mi? Septal buradaki yapıyla yani septum denen duvarla ilgili demek. Biliyorsunuz sol ve sağ karıncığımız arasında bir duvar var. Defekt diyerek de bir çeşit yapısal anormallikten bahsediyoruz. Kısacası bu hastalık Sol ve sağ karıncığın arasındaki duvarda delik olması durumudur. Peki bir insanda doğuştan bu hastalık varsa ne olur? Sol taraftan sağ tarafa kan püskürür. Burada bu açıklığın yani deliğin olmaması gerekir aslında. Ama eğer varsa, karıncıklar kasıldığı zaman kan aort denilen bu büyük damarla vücudun geri kalanına gitmekle kalmaz, aynı zamanda bu delikten sağ tarafa da geçer. Böylece Soldan sağa şant, yani kan akışı dediğimiz şey gerçekleşir. Sıkışık bir şekilde kan buradan geçerken akmaya çalışır ve türbülanslı bir ortamla karşılaşır. Çünkü aslında orada olmaması gereken açıklıktan geçiyordur. Steteskopla dinleyince doktorlar işte bu sesi duyar. Buna holosistolik üfürüm denir. Evet, holosistolik üfürüm. Ventriküler septal defektin konumu bu septumda herhangi bir yerde olabilir. Genelde görülen yer ise daha yukarıda, aşağı kısımdan daha ince olan bir yerdedir. Buraya zarsı duvar anlamında membranöz septum denir. Böyle isimlendirilmesinin nedeni ise şu. Zar denilince çok ince bir şey aklınıza geliyor, değil mi? Kulakçığa yakın olan üstteki bu kısımda daha ince bir duvar, zarımsı bir yapı vardır. Buna membranöz septum denir. Çoğu durumda bahsedeceğimiz yer burası. Daha aşağıda kassı olan bölüm yani müsküler septum denilen bir yer var. Burası çok daha kalın, daha kaslı. Bu yüzden zaten ona kassı bölüm diyoruz. Böyle bir durumumuz varsa neler olur? Kanın soldan sağa doğru aktığından bahsetmiştik. Tabii soldan sağa akarken kanın kalanı akciğerlere gitmeye devam edecek. Bu oldukça etkisiz bir sistem çünkü kanımız burada dolaşır durur ve vücudun kalan kısmına direkt olarak gitmez. Ancak bu durum genelde asemptomatiktir. Hangi rengi kullansam? Evet bakalım. Renklerim bitiyor yeşile geri döneceğim ve yalnızca asemptomatik yazacağım. Evet. Küçük ventriküler septal defekt sonucunda genelde çok önemli sorunlar yaşanmaz. Ancak delik büyürse önemli sorunlara yol açabilir bu durum. Tedavi açısından bu hastalık çoğu vakada kendi haline bırakılır çünkü asemptomatiktir ve insan semptomları hissetmediği için genelde kolaylıkla hayatını sürdürebilir. Oksijen seviyeleri yeterlidir. Bunu hemen asemptomatikin altına yazıyorum. Önemli bir işlev kaybına yol açmaz bu. Ama büyük olursa, yani duvarda büyük bir delik olursa o zaman cerrahi müdahale yapılabilir. Tabii ki burada asıl hedef deliği tamir etmektir. Böylece kan artık sol taraftan sağ tarafa geçemez. Özetle ventriküler septal defekt duvarda, yani septumda bir kusur olduğu anlamına gelir. Bu doğuştan anlamına gelen konjenital bir durumdur. Sol ve sağ karıncık arasındaki duvarda bulunan delik soldan sağa şanta neden olur. Steteskopla dinlenince holosistolik sistolik üfürüm duyulur. Genelde delik membranöz e, septumda olur ama bazen musküler septumda da görülür. Normalde asemptomatiktir çünkü oksijen seviyeleri yeterlidir. Ancak delik büyürse o zaman cerrahi müdahale gerekli olabilir.